Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu günler. Aydınlık, sağlık, afiyet içerisinde yarınlar. Bu akşam idrak edeceğimiz Berat Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Daha nice Berat Kandillerine ve güzel gecelere hayırlısıyla ulaştırmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Sadakallahul azim. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe leyatli'u fî leyletin nısfi min şâbâne feyyagfiru li cemî'i halqihi illâ li müşrikin ev müşahin. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Hadis İbn-i Mace hadisi, ayet Duhan suresi 4. ayet. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde büyük bir kandil gecesiyle daha karşılaşmış oluruz. Berat Kandili dediğimiz bu gece, inşallah bu akşam idrak edeceğiz, sır ve manalarıyla yüklü bir gecedir. Bu gecede öylesine önemli hadiseler cereyan eder ki, sadece biz insanlar değil, bütün mahlukatı ilgilendirir. Bu kandilde, bu gecede ticari hesapların yıl sonunda kontrolden geçirilip yeni yıl için yeni programların hazırlanması gibi yaratıkların, mahlukatın mukadderatının da değerlendirilme yapıldığı bir gecedir. Diyebiliriz ki bu gece bir yıllık ilahi programın, mukadderatın yazıldığı gecedir. Nitekim bir ayette bu gecede her hikmetli işin ayırt edildiğine dikkat çekilmiştir. Bu gecede her hikmetli iş tespit edilir, ayırt edilir, yazılır. Acaba bu hikmetli işler nelerdir? Ve nasıl ayırt edilmektedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu gecede her bir büyük meleği bir işle görevlendirir. Her biri bazı şeyler yazarlar. O geceden itibaren ertesi sene aynı geceye kadar meydana gelecek doğumlar, ölümler, savaşlar, barışlar, zenginlikler, fakirlikler ve her bir yaratığın, her bir insanın başına gelecek olaylar bir bir yazılır. Yaratıkların rızıklarına, o sene hac yapacak hacıların sayısına kadar her şey kaydedilir. Ve bu işler Kadir gecesinde bitirilir. Bu özellikleri ve mukadderatın bir programı olması yönüyledir ki Berat Kandili Kadir gecesinin kutsiyetindendir. Kadir gecesinin kutsiyetindendir. Bu gecenin diğer özellikleri arasında ise şunları saymak mümkündür. Bu gece yapılan ibadetlere kat kat sevap verilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz tam bir şefaat yetkisine kavuşur bu gecede. İlahi rahmet ve mağfiret bütün kainatı kuşatır. Zemzem suyu da gözle görülecek derecede coşup taşar bu gecede.
Evet. Zemzemin de hissedilecek derecede rahmet ve bağışın coşkunluğuna katılması müminler için çok manalar ifade eder. Bu rızık, lütuf, ihsan, bağış ve iltifattan faydalanmak için gayrete girerler. Bir hadisi şerifte bu ihsan ve bağış üzerinde durmuş. Şöyle buyurur Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi ibadet, gündüzü de oruçla geçirin. Yani yarınki gün oruçlu. Bu gece ibadetle yarınki gününü de 15. gün olarak günü oruçla geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına iner ve şöyle seslenir. Bağışlanma dileyen yok mu? Bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Rızıklandırayım. Belaya uğrayan yok mu? Selamet ve afiyet vereyim. Böylece fecrin doğuşuna kadar bu durum devam eder. İşte müminleri harekete geçiren sebeplerin en önemlilerinden biri budur sevgili dostlar. Bu gece içtenlikle af ve bağışlanma dileyenler bağışa uğrarlar, bağışlanır, affedilirler. İçtenlikle bağış dileyenler, af dileyenler. Samimiyetle rızık isteyene rızık verilir. Bela ve musibetten kurtulma dileğiyle yalvaranlar dileklerine kavuşurlar. Bu gece ancak rahmet, bağış ve lütuflardan şu sayacağım 7 zümre faydalanamaz. Bunların dışında herkes faydalanır. Bu gecenin bağış ve lütfundan faydalanamayan 7 sınıfın birincisi müşrikler. Allah'a ortak koşanlar, Allah'a şirk koşanlar, Allah ile beraber başka mabutları da ilah edinenler, mabutlar tanıyanlar. İkincisi, kalpleri düşmanlık duygularıyla dolanlar. Ne yaparsanız yapın, ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar güzellik yaparsanız yapın ama adamın kalbinde düşmanlık o derece yer etmiş ki bir türlü kalbini o düşmanlık duygularından arındıramıyor. O düşmanlık duyguları var olduğu sürece bu kişiler de bu gecenin bağış ve lütfundan faydalanamıyor. Üçüncüsü, Müslümanlar arasına nifak sokanlar, Müslümanlar arasına fitne sokanlar, Müslümanları birbirlerine düşürmek için ne gerekiyorsa böyle yapanlar, gazetesiyle, televizyonuyla, dergisiyle, internetiyle, her türlü Müslümanların arasına fitne sokanlar da bu gecenin bağış ve lütfundan, rahmetinden faydalanamayacaklardır. Halbuki görev Müslümanlar arasında varsa bir sıkıntı, ayrılık, gayrılık bunları birleştirmesi gerekirken habire düşmanlık, kin, nefreti sokuşturuyor ve insanların arasını ayırıyor. Dördüncüsü, akraba bağlarını koparanlar, yani sılayı rahmi terk edenler. Akrabalarıyla ilişkilerini kesmiş, bağlarını koparmış, yıllar yılı olmuş gelmiyor, gitmiyor, sormuyor, sual etmiyor. Nedirler, ne haldedirler diye. İşte akraba ile bağlarını koparanlar, sılayı rahmi kesenler de bu gecenin rahmet, bağış ve lütfundan faydalanamayacaktır. Beşincisi, gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerlerde sürütenler. Gurur ve kibirden dolayı uzun elbiseleri giyip yerlerde sürüyenler, sürütenler de bu gecenin
rahmet, bağış ve lütfundan faydalanamayacak. Kibir ve gururdan dolayı. Altıncısı, ana ve babalarına isyanda devam edenler. Anne ve babalarının rızasını, hoşnutluğunu kazanmak yerine anne ve babalarıyla aralarını açıp onlara isyanda devam edenler. Bunlar da bu gecenin feyizinden, bereketinden, faziletinden, rahmetinden faydalanamayacaklardır. Halbuki ayeti kerimede anne ve babaya öf bile deme diyor. Öf, hani insan bir bıkkınlık neticesinde hani bir şey söyleyemez de öf, of, öf filan der ya. Yani bu derece iken anne ile babanın arasında, evlat anne baba arasında böyle bir ayrılığa gitmiş ve isyana devam ediyor. Anneyi babayı hiç dinlemiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün minberde 3 defa amin diyor da öyle yapmadığı belirtiliyor. Sahabe hutbeden sonra, namazdan sonra soruyorlar, ya Resulallah böyle bir adetiniz yoktu, 3 defa amin 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 dediniz minberde. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Cebrail aleyhisselam geldi bana, anne babasından ikisi veya biri yanında olur da onların hoşnutluğunu kazanıp da onların rızasını kazanıp da cennete gidemezse burnu üzeri sürtünsün, sürünsün dedi, ben de amin dedim diyor. Üçünden birisi bu. Evet. Öbür maddeleri başka zamanında belirtiriz. Anne babadan ikisi veya birisi yanına ulaşır da onların hoşnutluğunu, rızasını kazanıp da cennete gidemezse o burnu üzeri sürtünsün, sürünsün dedi, ben de amin dedim diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet sevgili dostlar, yedincisi de devamlı içki içenler. Tövbe etmedikleri takdirde istifade edemeyeceklerdir. Hala içkiye devam ediyor bu gecede de. Tövbe etmiyor bir türlü. Tövbe ederse Allah tevvabı rahimdir. Tövbeleri kabul eder. Ona kimse karışamaz. Ama hala bu gecede de tövbe etmemiş ve içkiye devam ediyorsa bu gecenin rahmet, bağış ve lütfundan faydalanamayacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam belirtiyor sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. İşte tam bir pişmanlıkla dönüş yapan herkes bu geceden faydalanır inşallah. Bir hadisten öğrendiğimize göre bu gece Beni Kelp oğulları kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insan bağışlanır. Beni Kelp kabilesi sürülerinin en çok olan bir kabile. Sürü bakımından, koyun sürüleri. Çok. Sayısız. Düşünün, bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince, bir koyunda kaç tane kıl olduğunu hesap edin. Ve binlerce koyunu düşünün. Ona göre bu gecede Cenab-ı Allah tarafından bağışlanacağı müjdesini Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam veriyor sevgili kardeşlerim, güzel dostlar. Bir de şunu hatırlamakta fayda var. Giden üstünden gidiyor. Ecel ne zaman gelecek bilemiyoruz. Söyleyen diller ne zaman duracak? Gören gözler ne zaman görmeyecek? İşiten kulaklar ne zaman işitmeyecek hale gelecek bilemiyoruz. Ama el an yaşıyoruz. Yaşadığımız anda görüyoruz, işitiyoruz, konuşuyoruz. O halde bunun kıymetini bilmek lazım. Büyüklerimiz öyle diyor. Günler üçtür. Günler üçtür. Dün, bugün, yarın. Dün geçti. Artık geri gelmez.
Yarın Allah bilir yarına ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Ama bugün, bugünü yaşıyoruz. O halde bugünün kıymetini bilip Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak şekilde hareket etmek zorundayız. Allah'ın rızasını kazanmak yolunda ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Emir ve yasaklarını uygulamalıyız. Emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmalıyız. Yine büyüklerimiz diyorlar, aylar üçtür. Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayı geçti. Daha bu senenin Recep ayı geçti. Gelecek Recep ayına Allahu alem. Ramazan daha gelecek. 15 gün sonraya gelecek. Ama o Ramazan'a ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız? Bilemiyoruz. Ama Şaban şu anda içerisinde bulunduğumuz ay olarak yaşıyoruz. O halde Şaban ayını değerlendirme gayreti içerisinde olmalıyız. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Günümüzü, ayımızı değerlendirmeyi, rızasını erip cennetini, cemalini kazanmayı cümlemize Mevlam nasip ve müyesser eylesin. Sonuç itibariyle sevgili dostlar, Kur'an'la, tefsirlerini okumakla, tefekkürle, zikirle, ibadetle, kaza ve nafile namazlarla, hayırlarla bu gecenin feyiz ve bereketinden faydalanmak gerektiğini unutmayalım. Ve yarını da gecenin, gece önce geliyor, gündüz sona geliyor. Bugün Şaban'ın 14'ü, yarın 15. İşte 14'ü 15'e bağlayan gece Berat Kandili, Berat Gecesi. Bu bakımdan gecesini ibadet ve taatla, zikri tesbihatla, tefekkürle vesaireyle, güzel şeylerle değerlendirmek, gündüzünde de oruçlu olma gayret içerisinde olmalıyız mümkün mertebe. Oruç tutacak durumdaysak oruçlu olarak yarını idrak edelim inşallah. Geceyi ihya edebilenlere ne mutlu. Allah bizi de geceyi ihya edenlerden eylesin. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi, fazileti cümlemizin üzerine olsun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî câe bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil âlemîn. Eftalü zikri fe'alem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, hasbi rabbi cellallah, yuhyi kalbi zikrullah, nur Muhammed sallallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi cellallah, ma fi kalbi gayrullah, nur Muhammed sallallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi cellallah,
Yuhyi kalbi zikrullah, Nur Muhammed sallallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. El-Melikul Hakkul Mübin, Muhammedur Resulullah, Sadiqul Va'dil Emin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemut, bi yedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme ecrini minen nar, 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 Allahümme ecrini minen nar. Allahümme ecrini ve ecrina minen nar, ve edhilnel cennete me'al ebrar, ya azizu ya gaffar, ya rabbel alemin. Diyelim cümle günahlarımız için tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illâ hu, el hayyel kayyum ve netûbi ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Ve nes'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvabur rahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Tübtü ve recatü ilallah min cemi'i ma kerihallah. Kavlen ve fiilen ve hatıran ve nazıran ve samia, sirran ve cehran ve amden ve sehven ve hataen ve nisyanen ve noksanen ve taksira. Âmentü billah ve bimâ câe min indillah alâ muradillah. Âmentü bi rasûlillah ve bimâ câe min indi rasûlillah alâ murâdi rasûlillah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme inni üridü en üceddidel imane tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme inni üridü en üceddidel imane tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme inni üridü en üceddidel imane tecdiden bi kavli la ilahe illallah el melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadikul vadil emin. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. İlahi ya Rabbel alemin, hamdini sözümüze sertac ettik, zikrini kalbimize mirac ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, inayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, sapıtma bizi, hakka yönelt, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin, makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin, serveri esfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram Muhammed Mustafa'ya, onun âlü ashab ve etbağına olsun ya Rab. Ey dertlilerin feryadını duyan, ey gönüllerimizin ahını işiten, ey bizleri gören ve gözeten Rabbimiz, vakitli vakitsiz ümidimiz ancak sensin. Adını andır, yolumuzu nurlandır, cemalınla sevindir ya Rabbi. Kime gidelim ki senden başka kimsemiz yok? Kime yalvaralım ki senden başka kapımız yok? Biz bir yoksul, biz bir aciz, senin kapında bir avuç kemikten ibaretiz. Canımız seninle yanar, gönlümüz seninle tutuşur. Baki sensin, bizler fani, yanmak da sana, tutuşmak da sana. Fakat bizi hiçbir zaman kendinden başkasına bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri Habibinin hürmetine yarattın. Sen kafesimize can tuzumuzu koydun. Bizlere kendini sevmeyi, sevdiklerini saymayı emrettin. İşte bunun için geldik, huzurunda toplandık. Şu mübarek gece hürmetine ellerimizi sana açtık, boyunlarımızı sana büktük. Sana açılan ellerimizi, sana yönelen kalplerimizi, amin diyen dillerimizi dergahından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin rızanı ve rahmetini kazanmak için okuduğumuz Kur'an'ı, azimuşşanı, yapmış olduğumuz sohbetlerimizi, zikri tesbihatımızı, dualarımızı, tüm hayır ve hasenatımızı hata ve kusurlarımızla, noksanlarımızla kabule karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, mübarek gece hürmetine hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Na murad olanlarımızı bermurad, na şad olanlarımızı en kısa zamanda handanı şadan eyle ya Rabbi. Dinimizi, imanımızı, vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı, nefsimizi, neslimizi, çoluk çocuğumuzu, her türlü görünen ve görünmeyen, gizli ve aşikar, dahili ve harici, maddi ve manevi her türlü felaketlerden ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, ülkemizin üzerinde, Müslümanların üzerinde, düşmanlarımızın, iç ve dış düşmanlarımızın kurduğu hile tuzak,
uzak vesileleri kendi üzerlerine tevdi eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlara birlik, dirlik, huzur, güven nasip eyle. Birliğimizi, huzurumuzu, güvenimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat ve aman verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle ümmeti Muhammed'i sırat-ı müstakimde daim eyle. Razı olduğun kullarından eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olanlardan eyle ya Rabbi. Cümlemizi, cümle nesillerimizi, cümle geçmişlerimizi cennetini, cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Acizane yaptığımız dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-i Mudahhar'da yapılan ve kabul edilen dualara ilhak eyle ya Rabbi. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kabulü dua, icabeti tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Velillahil hamd. Hayırlar fethi için, şerlerin def'i için, kâffe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahibül hayrat vel hasenatın ervahı için, uzaktan ve yakından teşrif eden, amin diyen, okuyan, dinleyen, amin diyen cemaat-ı müslimin ve müslümanların, kardeşlerimizin, dostlarımızın, cümle geçmişlerinin ruhları için, hayatta olan yaşayanlarımızın sağlık, sıhhat, afiyet, birlik, dirlik, huzur ve güveni için, ülkemizin, memleketimizin, tüm biladi İslam'ın sulhu, sükunu ve kurtuluşu için, bu gecenin feyiz ve bereketinden, Berat gecesinin feyiz ve bereketinden, lütfundan, kereminden faydalanmamız için ve Allah rızası için El-Fatiha. Geceniz mübarek olsun şimdiden. Allah yar ve yardımcımız olsun. Daha nice böyle kandillere, aylara ulaştırmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.